Merhabalar, bir önceki videomda S9 Plus'ta kullandım. Kılıftan şikayetçi olduğumu söylemiştim. Onun için bir kılıf aldım. Şimdi onun kutusunu açacağım. Burada kutu. Kaça almışım? Genel toplam 51,80'miş. Bunu da indirimden aldım. Normal fiyatı biraz daha yüksekti. Hepsi burada komdan almışım. Bakalım. Evet. Galaxy S9 Plus'tan doğru almışız. Şöyle göstereyim. Ürün bu. Arkası da bu. Şimdi açalım. İyi. Kesmeye gerek kalmadı. Şöyle bir şey. Tam modelini de söyleyeyim. Rugged Armor'muş. Military Grade Drop Tested diyor. Tabii o tip şeyleri. Gerçekten nasıldır bilme şansımız yok ama bir hani üzerinde standart aldığı standartın kodu modu her şey yazıyor. Bununla ilgili başka yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Evet. Yumuşak. Kenarları herhalde evet biraz daha sert normal gövdesine göre. Şöyle yapalım bakalım. Şimdi bundaki sorunum şuydu. Bu VRS diye bir şey. Turkcell'den almıştım. Şimdi hatırlamıyorum. Yaklaşık bir 8 ay önce falan aldım sanıyorum. Bir sene olmadı. Güzel oturuyor aslında bakarsanız. Üzerine ya şu tuşların yerleşimi önemli. Onlar gerçek tuşu aratmamalı hassasiyette. Bu iyiydi yani o anlamda. Fakat bunun bir tane dış çerçevesi vardı plastik. O da şey iddiasında hani o sert plastik düşerse kenarlarına koruyacak iddiasındaydı. Fakat o yere düşmeden kendisi kırıldı. Dayanamadı bir şekilde. Dolayısıyla bu böyle kaldı. Böyle kalmasının zararı aslında yok ama şöyle göstereyim. Kenarlar çok keskin elime batıyor. Dolayısıyla rahatsız ediyor. Kendisi de çok hani ince bir şey değil, biraz kaba saba. Tabii ben biraz onun için alıyorum. Daha inceleri var ama bence birazcık hani psikolojik de olabilir. Güven veriyor. Düşerse bir şey olmaz gibi geliyor. Plastiğinden memnunum. Çok az düşürdüm telefonu zaten. O da çok yüksek değildi. Şuradaki işte ses çıkışları, Type-C'si falan hepsi güzel çalışıyor. Oralara bir şey bağladığım zaman engel olmuyordu. Bunlar güzel noktalarıydı ama işte 8. ayın sonunda içinde langır lungur telefon oynamaya başladı ve oynadığı için şuraya taktığım Type-C portta bağlantısı birkaç kere kesildi. Yani taktığımı zannetmişim. Takılmamış bir kalktım uyandığımda şarj olmamış. Dedim artık bunu değiştireyim başıma iş açacak. İşte şu anda onu yapıyorum aslında bakarsanız. Evet güzelce oturdu. Bunun Type-C tarafını biraz daha açmışlar daha iyi olmuş. Daha sonra hepsi açık. Yani şey tarafları. Şuradaki delikler benim kullandığım kılıfa göre biraz daha geniş çerçeveli açılmış. Böylelikle hiç sorun olmayacak. Bir potansiyel sorun olsa da gayet güzel oturdu. Hatta bu VRS'den daha iyi ama şimdi bir yine psikolojik olacak biraz ama şu hissiyat diğerinde yoktu. Çünkü kendi orijinal çerçevesi kırıldığı için ele rahatsızlık veriyordu. Bu gayet güzel oldu. Bir öncekinden hani eldeki hissiyatı tabii çerçevesi kırıldığı için onun daha kötü ama şu anki durumu çerçevesi olsaydı bile bunun hissiyatı çok daha iyiymiş onu söyleyeyim. Şurada bir şöyle göstereyim. Yuvarlatılım normalde hatları yuvarlak da şurada bir tane köşesi var ama ele çok fazla rahatsızlık vermiyor. Hatta genelde böyle şeyler biraz daha elinizde kolay kaymaması için şart gibi bir şey. Üzerindeki doku ama hani pütürlü değil. Fakat hani kayacak gibi de gözükmüyor. Bence ideal oranı tutturmuşlar. Baktığımız zaman şöyle kenarlarını da göstereyim. Tuşların yerleşimi gayet iyi. Sağlam. Zaten şu an çok iyi sardı telefonu. Tuş hissiyatı, basma hissiyatı da gayet güzel geldi bana. Tabii şeyi bilemeyeceğim. Hani bunun koruması için alıyoruz. Ne kadar korur o artık birazcık da benim
Şans meselesi çünkü hani şurada koruma sonuçta ön tarafında yok. Buradan düştü, buraya darbe aldı, cam kırıldı. Arkası sağlam kalsa ne olur? Yani buradaki amacımız birazcık aslında köşeler. Yani köşeden düştüğünde birazcık camın çatlamasını neredeyse garanti gibi olduğu için buralardan koruyacaktır diye umuyoruz. Daha az umuyorum. Bakayım başka üstünde anlatılacak bir şey var mı? Pek bir şey yok. Tekrar söyleyeyim. Rugged armormuş bu. Hani kullananınız varsa yorumlara yazın. Memnun kaldınız, kalmadınız. Yani daha uzun süre kullananların tecrübeleri daha önemli. İşte şu VRS olanı ilk gün şu anda yaptığım gibi incelesem bir şey diyemezdim hani olumlu olumsuz. Çünkü bunun kadar iyi oturuyordu ilk geldiğinde. İşte 8 ay sonra ama kullanılmaz hale geldi. Peki tavsiye eder miyim? Fiyat performans oranı nasıl? Şimdi gözünüzün önünde açtım. 5 dakikadır kullanıyorum. Kalkıp size aa süpermiş falan diyecek halim yok. İnceleme ürünü falan da değil. Kendi telefonumu da tabii ki yere atıp kıracak ya da deneyecek durumda değilim. Ne yapacağım? Ben de aynı ötekini yaptığım gibi, bunu yaptığım gibi kullanacağım bunu. Bir şey oldu 6 ay, 3 ay sonra gevşedi, bozuldu, formunu kaybetti. Ne yapacağım? Bir video daha çekeceğim. Diyeceğim ki iyiyim, kötüymüş ya da işte bu kadar idare etti. O gün gelene kadar ama üstünde duracak. Zannetmiyorum ama hani bu biraz daha buna eskisine oranla daha sıkı sarılan bir şey. Çok gevşeyecek izlenimini vermedi. S9'u belki bununla kapatırım gibi hissediyorum. Ama esas sorun başka. Şimdi ben bunu 51 liraya almışım. Hepsiburada.com'da bugün 100 lira. Buna da 100 lira vermiştim. Pişman oldum. Dolayısıyla biraz da o yüzden açık söylemek gerekirse bir daha 100 lira vermek istemiyordum. Yani fiyat benim için bunu seçmemdeki en önemli kriter oldu. Spigen'in ürünlerini genelde biliyoruz. Kalitesiyle. Teknoseyir'de çok inceledik. Onu 50 liraya buldum mu sorgulamam. Şeyine de bakmadım açıkçası. Gidip Rugged Armor mu iyiymiş, o mu iyiymiş, bu muymuş hiç bakmadım. Sadece baktım şeyine, fotoğraflarından zarif gözüküyordu. Ben de onu istiyordum bunda biraz kabalığından dolayı sıkıntı yaşayınca. O yüzden seçtim. Yoksa hani belki Spigen'in içinde de daha iyisi vardır falan ama beni ilgilendirmiyor. Beni 51 liraya almak ilgilendiriyordu. O yüzden size 100 liraya asla tavsiye etmem. Şimdi bu indirimlerin de böyle bir kötü tarafı var. Bir kere insanları indirime alıştırırsanız asıl fiyatına döndüğüme kimse almaz. Ben de tavsiye etmiyorum. Çok açık ve net. Ne yapacaksınız o zaman tüketici olarak? Şimdi bu kampanyaların dolaşma huyları vardır. Hiçbir firma bir firmaya bir satış noktasında bağlı kalarak indirim yapmak istemez. Çünkü diğer satış noktaları bu sefer bağırmaya başlar. Ya bize de indirim yapın diye. O yüzden genel olarak o indirimler dolaşır. Bugün hep burada, yarın başka bir yer. Siz de arayın. Nerede kampanya bulursanız bence oradan yapıştırın 50 liraya. Pek düşünmüyorsunuz işte o zaman alıyorsunuz geçiyorsunuz ama 100 liraya almak zorunda kalsanız bayağı araştırırdım hangisi daha iyi falan filan diye. Çünkü bence 100 lira yüksek bir rakam. Söylediğim gibi ben macerasında bunun başladım. İleride belki yine memnun kalırsam da belki video çekerim. Onu da söyleyeyim. Güncelleriz bu videoyu. Ama şimdilik bu kadar söyleyecek fazla bir şey yok. Daha hiç kullanmadığım ürüne. Sadece işte kampanya kovalayın diyorum bu ürünleri. Ben bugüne kadar Spigen'e hiçbir şekilde etiket fiyatından almadım. Ondan Noi'yu da öyle almamıştım zaten. Bunu da öyle almadım. Siz de öyle almayın. Uygun bir kampanya bulursanız bence şans verin. S9 Plus versiyonunu inceledim. Daha doğrusu aldım. Yine burada görüyorsunuz Rugged Armor kutusu. Evet, bu videoyu da böyle sonlandıracağım. Bu tarz maceralarımı buradan anlatmaya devam edeceğim. Takipte kalın, abone olun, çana da tıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.